Cinsiyet değişikliği kimlere yapılır? Bugün için cinsiyet değişikliği ameliyatı hakim iznine bağlanmıştır ülkemizde. Yani mahkeme kararı olmadan kimseye cinsiyet değişikliği ameliyatı yapamıyoruz. Ancak yabancı ülke vatandaşlarına bunu yapabiliyoruz. TC vatandaşlarına mahkeme kararı olması lazım, onunla yapıyoruz. Kimlere yapılıyor? Görünüşte, yani anatomik olarak kadın kendini erkek hissediyor. Bunları erkeğe çeviriyoruz. Görünüşte erkek, anatomik yapısı da erkek. Ancak kendisini kadın olarak hissediyor. Bunları da kadına dönüşüm ameliyatı yapıyoruz. Şimdi erkekten kadına dönüşümde yaptığımız işlem şu. Eğer penisi duruyorsa, penis ve torbanı kullanarak penis derisini ters çevirip penisin baş kısmından kadındaki klitoris gibi klitoris yapıyoruz. Yeni bir idrar deliği ve penis derisini de ters çevirerek mesane ile bağırsak arasına yerleştirip bir vajina oluşturuyoruz. Bunlar normal kadın gibi görüntü sağlanabilir. Artı normal ilişkiye girebilirler. Ayrıca bunlara neler yapılıyor? Göğüsler olmadığı için meme protesiyle göğüs ameliyatı, yani meme büyütme ameliyatı yapıyoruz. Onun dışında burun ameliyatı, kaşlar erkek kaşı olduğu için onları törpüleyip biraz daha yumuşatıyoruz. Onun dışında çene kemikleri, özellikle alt çene kemikleri serttir. Onu yumuşatarak, törpüleyerek daha yumuşak kadın imajını veriyoruz. Yaklaşık olarak bu ameliyatlar ne kadar sürer diye sorarsanız, işte burnu şeyi yaklaşık olarak bir 10-12 saatlik ameliyatla çıkabilir. Ama genellikle işte burnunu, memesini bir seansta yapıp vajen ve yüzde yapılacak diğer işlemlerde başka bir seansa bırakarak, yani iki seansta ortadan kaldırabiliyoruz. Belki şunu sorabilirsiniz, bunların kılları ne oluyor? Bunu lazerle ortadan kaldırıyoruz kıllarını. Adem elmasını alıyoruz. Ses inceltmek bugün mümkün. Hem lazerle hem ameliyatla o da yapılabilir. Ancak elleriyle ayaklarına bir şey yapamıyoruz. Yani oradaki büyüklük devam ediyor. Şimdi tersinde ne oluyor? Yani kendini kadın olup kendini erkek hissedenlerde ise bunlar daha zor. Şöyle ki zor. Memeler alınıyor. Rahim ve vajen çıkarılıyor. Yumurtalıkları alınıyor. Ondan sonra bunlara bacaktan, yani kaval kemiğinden ya da koldan bir doku alınarak kemikle birlikte penis yapıyoruz. Bu ameliyat mikrocerrahi yöntemidir. Yani damarıyla, siniriyle bir dokuyu alıp öbür tarafa yerleştirerek yaparsınız. Yaklaşık olarak bir 8 ila 10 saatlik bir ameliyat sonucu bunu yapabilirsiniz. Penis rekonstrüksiyonu. İşte 3 ay sonra penisin baş kısmına şekil verirsiniz. Çok kalınsa inceltirsiniz. Vesaire. Yani 3 aylık bir periyotta bu mümkündür. Daha sonra bunlara başka ne ihtiyaç olur? Sakal çıkmaz bunlarda. Saçtan sakal ekersiniz. Ondan sonra işte burunları belki çok narinse onları biraz kabalaştırmak gerekebilir. İşte kaşları biraz gürleştirmek, bıyık ekmek gibi işlemler yaparak sistemi tamamlıyoruz.